Jogo Atletik sunar. Jogo'nun sponsorluğunda gerçekleştirilen Halıdan Sahaya Mersin'den kucak dolusu sevgiler. Tekrardan aranızdayız. Mersin'de fikstürlük rekor katılımla hatırlayacaksınız. Devam ediyor ve her hafta pazar günleri muhteşem bir futbol şöleni yaşanıyor. Bu şölende geçtiğimiz haftalarda neler yaşandı? Dikkat çeken olaylar neydi? Hepsini sevgili kahramanla birlikte konuşacağız. Evet kahraman, Mersin'de neler oluyor? Dikkat çeken takımlar kimlerdi? Mersin'de hızlı başladığımız sezonda devam ediyor. Yine bizim babalar takip ettiğimiz eskimiz Farm City, CrossFit, Yenentus, Fight Devils hızlı bir turnuva. Arkasından Black Eagle, Bordo Maviller, eski katılımcılarımız, onlara hemen eklenen yeni katılımcılarımız var. Nilfgaard, arkasından Zeynep Üfe, Turgut Reis. Bunlar da çıkışlarını devam ettiren ve güzel futbol oynamaya çalışan takımlarımız. Peki bunların yanına şöyle ya bir tane takım girdi fikstür lige bu sezon. Bütün taşları yerinden oynatacak dediğin takım kimdir şu anda? Şu ana kadar gözümüze bu konuda dikkat çeken takımımız Zeynep Üfe. Ne özellikleri var? Özellikleri yeni katılan bir takımımız. İçinden sadece iki arkadaşımız bizimle daha önce beraber olmuştu. Kalecileri Ömer, Beyaztepe. Onun haricinde müthiş top oynuyorlar. Yaş ortalamaları fena değil. Orta yaş üstü oynuyorlar. Ama müthiş top çeviriyorlar. Yani futbolu bilerek oynuyorlar. Keyif alıyorlar. Keyif aldırıyorlar. Gayet de centilmen. O yüzden onları ön plana çıkartabiliriz. Geçtiğimiz hafta Mersin'de öyle bir geri dönüş hikayesi vardı. Geçtiğimiz hafta Mersin'de öyle bir mücadele vardı ki izleyenlerin adeta nutku tutuldu. 5-1 önde olan bir taraf, ardından 5-5'e gelen maç ve günün sonunda maçı geriden gelen takım kazanıyor. Bu hikayenin içinde olan bir isim de canlı şahidi kahramandı. Kahraman, nasıl bir hikaye vardı bu müsabakada? Yeni takımımız Başarı Spor maça hızlı başladı. Onlar da gayet temiz güzel bir oyunla başladıkları maçta skoru 5-1'e getirdiler. İlk yarı bu sonuçla bitti. Bir önceki sezonun finalisti CrossFit ne yapacak ne edecek derken ikinci yarıya öyle bir dönüş yaptılar ki eksik kadrolarına rağmen her zamanki yedileriyle çıkmadıkları bir maçta arkadaşlar müthiş gayret gösterdi, çaba gösterdi ve turnuvada uzun dönemler oynamanın ekmeğini yediler. 5-5'e getirdiler ardından ve maçı 7-6 kazanmayı bildiler bizim için. Geçen haftanın sürprizi 5-1 geriye düşüp 7-6 maçı kazanması CrossFit'in. Gerçekten tarihe de Mersin tarihine de yazıldı bu mücadele diyoruz. Mersin'de tabii dikkat çeken takımlar arasında hep yükselenler açısından konuştuk ama bir de inişte olan takımlarımız vardı. Bu inişteki olan en çok dikkatini çeken takım hangisiydi? Bizim için inişte olup da dikkat çeken en büyük takım tabii ki FC Roma'ndı. Çünkü bizim her zaman çeyrek final, yarı final oynayan fikstürlü ligimizde takımımız. Gayet centilmen başarılı bir takımımız. Yine centilmence girdikleri bir sezonda biraz fazla oyuncu değişiklikleri yaparak kadro yenilemeleri onları biraz geriye itti. İlk 3 haftayı sıkıntılı geçirdiler. Bizim için şaşkınlık yaratan onların ilk 3 haftada aldıkları sonuçlardı. Mersin'de geçtiğimiz haftalarda öyle bir isim ortaya çıktı ki bir mücadelede savunma oyuncusu olmasına rağmen tam 6 gole imza attı. Bakın yanlış duymuyorsunuz. Bir savunma oyuncusu ve 6 gole. Bu isim kimdi kahraman? Kafe Spor'dan Onur Bozaslan'dı. Onur genç bir kardeşimiz. Gayet başarılı, teknik yetenekli, savunma ağırlıklı oynayan bir kardeşimiz. Son maçında 6 gol birden atarak bu haftaya parlayan arkadaşımız Onur Bozaslan oldu Kafe Spor'dan. Bizler de kendisini tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Mersin'de takımlarımızdan birinin sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyordu. Kimdi bu kahraman? Yeni takımımız Başarı Spor'du. Kaptan Tevfik önderliğinde kurulan Başarı Spor sahada olduğu gibi sosyal medyada da kendi gücünü hissettirmeye başladı. Zaten hocalardan, futbol hocalarından kurulu bir takım. Paylaşımları da oldukça beğeni getiriyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Öne çıkan takımımızdı. Bizler de Mersin'deki oynayan takımlarımızın Başarı Spor hesabını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Hı. Şimdi herkes bu konuşmamı dikkatle dinlesin. Çünkü futbolda ve erkekler arasındaki en büyük temel problemlerden biri evlendikten sonra halı sahaya gelebilmekti. Bin bir türlü masallar, kredi kartlarını eşlerine teslim etmeler, belli ödenekler açmalar ve bunun sayesinde sadece bir saatlik bir halı saha mücadelesinde keyif almak için. Ama geçtiğimiz hafta Mersin'de öyle bir isim ortaya çıktı ki cuma günü resmi imzayı attı. Bakın takımıyla değil, evlilik imzasını attı. Evlilik cüzdanını aldı. Pazar günü Mersin'de sahaya çıktı, topunu oynadı. Attığı gollerle de takımına galibiyeti getiren baş mimarlardan biriydi kahraman. Bu yiğidimiz, bu gurur tablosu isim kimdi? Bu iş son derece zor bir iş.
hem evleneceksin hem yengeden izin alacaksın, hemen sahaya geleceksin. O yüzden Wild Devils kaptanı Ulaş Abdan'ı tebrik ediyoruz biz ilimiz adına ve halı saha severler adına. Çünkü düğünden çıktı, pazar günü gemisini kurtaran kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı. Güzel bir oyunla galip gelmelerine katkı sağladı. Hem ona hem eşine hem ömür boyu tebrikler, mutluluklar. Ayrıca yengeyi de tebrik ediyoruz. Bizi halı saha akşamında Ulaş'ın yalnız bırakmasına fırsat vermediği için. Bizler de buradan sevgili Mersin yönetimine ben buradan seslenmek istiyorum. Tabii genel merkezimize de sevgili Cem Durul da duysun sesimi. Biz Ulaş'ın eşine sezon sonunda özel bir plaketle onurlandıralım bu güzel jestinden dolayı diyorum buradan da fikstürlük sezonunda. Haldan sahaya Mersin'de geçtiğimiz haftaları konuştuk. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.